Tanrı gerçeği görür ama bekler. Sesli öykü. Yazan Lev Tolstoy. Seslendiren Turgut Ezgütekin. Vladimir kasabasında Ivan Dimitriç Aksionov adında genç bir tacir yaşadı. İki dükkanı bir evi vardı. Aksionov kumral, kıvırcık saçlı, güzel bir adamdı. Neşe doluydu. Şarkı söylemeyi de çok severdi. Delikanlılığında kendini içkiye kaptırmıştı. Fazla içtiği zaman da gürültü çıkarırdı. Ama evlenince içkiyi bıraktı. Arada sırada içer oldu. Bir yaz sabahı Aksionov Nizni fuarına gidiyordu. Ailesiyle vedalaşırken karısı şöyle dedi. Ivan Dimitriç, bugün yola çıkma. Seninle ilgili kötü bir düş gördüm. Aksionov güldü. Fuara gidince eğlence yerlerini dalacağımdan korkuyorsun, dedi. Karısı, neden korktuğumu bilmiyorum, diye yanıtladı. Sadece kötü bir düş gördüğümü biliyorum. Kasabadan döndüğünü gördüm. Şapkanı çıkardın, saçların iyice ağarmıştı. Aksionov yine güldü. Bu iyi işaret, dedi. Gör bak, bütün mallarımı satıp sana fuardan armağanlar getireceğim. Böylece ailesine veda edip yola çıktı. Yarı yolda tanıdık bir tacirle karşılaştı. Geceyi geçirmek için aynı hana indiler. Birlikte çay içtiler. Sonra yan yana odalardaki yataklarına gittiler. Aksionov sabahları geç saatlere kadar uyumaya alışık değildi. Ayrıca serinlikte yolculuk etmek istediği için sürücüsünü gün doğmadan uyandırıp atları koşmasını söyledi. Sonra arkada bir kulübede oturan hancıya gidip borcunu ödedi, yoluna devam etti. 25 mil kadar gitmişti ki atlara yem vermek için başka bir handa durdu. Bir süre hanın gelişini bekledi. Sonra öndeki saçak altına çıkıp bir semaver yakmalarını emretti. Gitarını alıp çalmaya başladı. Birden çınlayan çıngıraklarıyla bir troika göründü. İçinden arkasında iki askerle bir memur indi. Aksionov'un yanına gelip sorular sormaya başladı. Kim olduğunu, ne zaman geldiğini soruyordu. Aksionov soruları yanıtlarken, ''Benimle bir çay içmez misiniz?'' dedi. Ama memur sorularına devam etti. ''Dün geceyi nerede geçirdiniz? Yalnız mıydınız yoksa bir tacir arkadaşınızla mıydınız? O arkadaşınızı bu sabah gördünüz mü? Neden handan gün doğmadan ayrıldınız?'' Aksionov kendisine bütün bu soruların niçin sorulduğunu anlayamıyor, merak ediyordu. Ama bütün olan biteni anlattı. Sonra da şöyle dedi. ''Neden beni böyle bir hırsız ya da haydutmuşum gibi sorguluyorsunuz? İşlerim için yolculuk ediyorum. Bana sorular sormanın hiçbir yararı olmaz.'' Bunun üzerine memur askerleri çağırarak şöyle dedi. Ben bu yörenin polis memuruyum. Size bu soruları dün geceyi birlikte geçirdiğiniz tacir bu sabah boğazı kesik olarak bulunduğu için soruyorum. Eşyalarınızı aramamız gerekiyor. İçeri girdiler. Askerlerle polis memuru Aksionov'un eşyalarının kayışlarını çözüp aramaya başladılar. Birden memur bir çantadan bir bıçak çıkararak bağırdı. ''Kimin bir bıçak?'' Aksionov baktı. Çantasından kanlı bir bıçak çıktığını görmek onu çok korkutmuştu. ''Nasıl oluyor da bu bıçakta böyle kan var?'' Aksionov yanıtlamaya çalıştı ama sözcükler ağzından zorlukla çıkıyordu. Kekeledi. ''Bilmiyorum. Benim değil.'' Bunun üzerine memur şöyle dedi. Bu sabah tacir arkadaşınız yatağında boğazı kesik olarak bulundu. Bu işi yapabilecek tek kişi sizsiniz. Han içeriden kilitliydi. Başka kimse de yoktu. Çantanızda kanlı bir bıçak var. Ayrıca yüz ifadeniz ve davranışlarınız sizi ele veriyor. Söyleyin, nasıl öldürdünüz? Ne kadar para çaldınız? Aksionov öldürmediğine,
Tacirle birlikte çay içtikten sonra onu görmediğine, kendi 8.000 rublesinden başka parası bulunmadığına, bıçağın kendisinin olmadığına yemin etti. Ama sesi kısılmış, yüzü solgundu. Korkudan bir suçluymuş gibi titriyordu. Polis memuru askerlere Aksionov'u bağlayıp arabaya koymalarını emretti. Ayakları bağlanıp arabaya sokulurken Aksionov haç çıkardı. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Parası, malları elinden alındı. En yakın kasabaya gönderilip cezaevine atıldı. Vladimir'de kişiliğiyle ilgili soruşturma yapıldı. Tacirler, kasaba halkı, önceleri içki içtiğini, aylaklık ettiğini ama artık iyi bir insan olduğunu söylediler. Sonra yargılama başladı. Ryazanlı bir taciri öldürüp 20.000 rublesini çalmakla suçlandı. Karısı umutsuzluk içindeydi. Neye inanacağını bilemiyordu. Çocukları çok küçüktü. Biri kucakta bebekti. Onları yanına alıp kocasının bulunduğu kasabaya gitti. Önce onu görmesine izin vermediler. Uzun süre yalvardıktan sonra memurlardan izin almayı başardı. Kocasını cezaevi giysileriyle, zincirler içinde, hırsızların, katillerin arasında görünce düşüp bayıldı. Uzun bir zaman kendine gelemedi. Sonra çocuklarına sarılıp adamın yanına oturdu. Evde olan bitenden söz etti. Onun başına neler geldiğini sordu. Adam her şeyi anlattı. Kadın sordu. Şimdi ne yapabiliriz? Suçsuz bir insanı çürümeye bırakmaması için çara başvurmalıyız. Karısı çara bir dilekçe gönderdiğini ama dilekçesinin kabul edilmediğini söyledi. Aksionov bir şey demedi. Üzgün üzgün önüne baktı. Karısı, düşümde saçların ağardığını görmen boşuna değilmiş, dedi. Anımsıyor musun? O gün yola çıkmamalıydın. Parmaklarını kocasının saçlarından geçirdi. Vanya sevgilim, karına doğruyu söyle. Bu işi yapan sen misin? Demek sen de benden kuşkulanıyorsun, dedi Aksionov. Yüzünü ellerinin arasına alarak ağlamaya başladı. Sonra bir asker gelip karısıyla çocukların gitmeleri gerektiğini bildirdi. Böylece Aksionov ailesiyle son kez vedalaştı. Onlar gidince Aksionov konuştuklarını düşündü. Karısının bile kendisinden kuşkulandığını anlayınca kendi kendine şöyle dedi. Öyle görünüyor ki yalnızca Tanrı bilebilir gerçeği. Yalnızca ona başvurmalı, yalnızca ondan aman beklemeliyiz. Böylece Aksionov artık hiçbir dilekçe yazmadı. Bütün umutlarını kaybetti. Yalnızca Tanrı'ya dua etti. Aksionov kamçılanmaya ve madenlerde çalışmaya mahkum edildi. Düğümlü bir kamçıyla kamçılandı. Yaraları iyileşince de öbür mahkumlarla birlikte Sibirya'ya gönderildi. 26 yıl Sibirya'da bir mahkum olarak yaşadı. Saçları kar gibi bembeyaz oldu. Sakalı uzadı, seyrekleşti, ağardı. Bütün neşesi yok oldu, beli büküldü. Yavaş yürüdü, az konuştu, hiç gülmedi. Ama sık sık dua etti. Cezaevinde ayakkabı yapmayı öğrendi. Biraz para kazandı. Bu parayla azizlerin yaşamını satın aldı. Yeterli ışık buldu mu hemen bu kitabı okurdu. Pazarları ise cezaevi kilisesinde kutsal kitaptan parçalar okur, koroda şarkı söylerdi. Sesi hala güzeldi. Cezaevi yetkilileri Aksionov'u sessizliğinden ötürü çok sevdiler. Öbür mahkumlar da ona saygı duydular. Büyük baba, aziz diye çağırdılar. Herhangi bir konuda cezaevi yetkililerinden dilekleri olsa sözcü olarak hep Aksionov'u seçtiler. Aralarında bir anlaşmazlık çıksa, işi yoluna koyması için, sorunu çözmesi için hep ona başvurdular. Aksionov evinden hiç haber alamadı. Hatta karısının, çocuklarının sağ olup olmadıklarını bile bilmiyordu. Bir gün cezaevine yeni bir suçlu kafilesi geldi. Akşam eski mahkumlar yeniden çevresine toplanıp onlara geldikleri kasabaları, köyleri, ne suç işlediklerini sordular. Aksionov'da yeni gelenlerin yakınına oturup başı önünde anlatılanları dinledi. Yeni mahkumlardan biri uzun boylu, ağarmış, sık sakallı, 60'lık, güçlü bir adam ötekilere niçin tutuklandığını anlatıyordu. "İşte arkadaşlar,"
dedi. Sadece bir kızağa bağlı bir atı aldım. Hırsızlıkla suçlanıp tutuklandım. Sadece eve çabuk gidebilmek için aldığımı söyledim. Sonra bırakacaktım. Üstelik kızağın sürücüsü de arkadaşımdı. Bunda bir şey yok dedim. Hayır dediler. Çaldın. Ama nasıl, nerede çaldığımı söyleyemediler. Heh. Bir kez gerçekten suç işlemiştim. Aslında buraya çok önce gelmem gerekirdi ama o zaman beni bulamamışlardı. Şimdi buraya bir hiç uğruna gönderildim. Yalan söylüyorum size. Sibirya'ya daha önce de geldim ama çok kalmadım. Nerelisin diye sordu biri. Vladimirliyim. Ailem o kasabadandır. Benim adım Makar. Semyonich diye de çağırırlar. Aksiyonov başını kaldırıp, söyle bana Semyonich dedi. Vladimirli tacir Aksiyonovları biliyor musun? Hala yaşıyorlar mı? Bilmek mi? Elbette biliyorum. Aksiyonovlar zengindirler. Ama babaları Sibirya'da. Bizler gibi bir günahkar olduğu anlaşılıyor. Ya sen büyük baba? Sen nasıl geldin buraya? Aksiyonov kendi talihsizliğinden söz etmeyi sevmezdi. İçini çekip şöyle dedi. Günahlarım için 26 yıldır cezaevindeyim. Ne günahı diye sordu Makar Semyonich. Aksiyonov yalnızca, ah bunu hak etmiş olmalıyım dedi. Daha fazla bir şey söylemeyecekti. Ama arkadaşları yeni gelenlere Aksiyonov'un Sibirya'ya nasıl gönderildiğini, nasıl birinin bir taciri öldürüp bıçağı Aksiyonov'un eşyaları arasına koyduğunu, onun haksız yere nasıl mahkum edildiğini anlattılar. Makar Semyonich bunları duyunca Aksiyonov'a baktı, elini dizine vurdu, yüksek sesle şaşkınlığını belirtti. Ya bu olağanüstü, gerçekten olağanüstü. Ama ne kadar da ihtiyarlanmışsın büyük baba. Ötekiler ona neden bu kadar şaşırdığını, Aksiyonov'u daha önce nerede görmüş olduğunu sordular. Ama Makar Semyonich onların sorularını yanıtlamadı. Yalnızca şöyle dedi. Burada buluşmamız olağanüstü bir şey çocuklar. Bu sözler Aksiyonov'u acaba bu adam taciri öldüğünü biliyor mu diye bir kuşkuya düşürdü. Peki Semyonich, sen bu işi daha önce duymuştun ya da beni daha önce başka yerde gördün dedi. Nasıl duymamış olabilirim? Dünya dedikoduyla dolu. Ama çok zaman geçti üstünden. Duyduklarımı unuttum. Belki taciri kimin öldürdüğünü de duymuşsundur diye sordu Aksiyonov. Makar Semyonich güldü. Şöyle dedi. Bıçak kimin çantasında bulunduysa katil o olmalı. Bıçağı oraya bir başkası sakladıysa da, yani hırsız yakalana kadar hırsız değildir der atasözü. Başının altındaki çantana bir başkası nasıl bıçak saklar? Seni uyandırmaması imkansızdı. Aksiyonov bu sözleri duyunca taciri öldürenin bu adam olduğunu kesinlikle anladı. Kalkıp oradan uzaklaştı. O gece sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Son derece mutsuzdu. Kafasında değişik anılar canlandı. Fuara gitmek için evden ayrıldığı sıradaki haliyle karısını gördü. Canlı gibiydi. Yüzüyle, gözleriyle karşısındaydı. Konuştuğunu, güldüğünü duydu. Sonra çocuklarını gördü. Küçüktüler. O zaman oldukları kadar. Birinin sırtında küçük bir pelerin, öbürü annesinin kucağında. Sonra kendini anımsadı. O günlerdeki haliyle. Genç, neşeli. Tutuklandığında nasıl bir hanın önündeki saçak altında gitar çalmakta olduğunu anımsadı. Ne kadar kaygısızdı. Kamçılandığı yer, kamçılayan adam, çevrede durmuş bakan insanlar, zincirler, mahkumlar, 26 yıllık cezaevi yaşamı, zamanından önce ihtiyarlayışı gelip geçti gözünün önünden. Bunları düşünmek onu öylesine çaresiz bir havaya soktu ki kendini öldürebilirdi. Hepsi bu alçağın yüzünden diye düşündü Aksiyonov. Makar Semyonich'e büyük bir kin duydu. Ondan intikam almak için her şeye katlanabilirdi, ölüme bile. Bütün gece dua etti, gene de huzura eremedi. Gün boyunca Makar Semyonich'e yaklaşmadı, hatta ona bakmadı bile. İki hafta
Böyle geçti. Aksiyon o geceleri uyuyamadı. Öylesine kötü bir durumdaydı ki ne yapacağını bilemiyordu. Bir gece koğuşta dolaşırken mahkumların üstünde uyudukları kelebeklerden birinin altından dışarı toprak atıldığını gördü. Ne olduğunu anlamak için durdu. Birden Makar Semyonich sürünerek kelebeğin altından çıktı. Korkmuş bir yüzle Aksionov'a baktı. Aksionov ona bakmadan yürüyüp geçmek istedi ama Makar eline sarıldı. Duvarın altından bir geçit kazdığını, toprakları çizmelerine doldurup her gün mahkumlar çalışmaya götürülürlerken yolda boşalttıklarını anlattı. Sen sadece sus ihtiyar. Seni de kaçırırız. Gevezelik edersen beni kamçılayarak öldürürler. Ama daha önce ben seni öldürürüm. Aksionov düşmanına bakarken öfkeyle titredi. Elini çekerek kaçmak istemiyorum dedi. Beni öldürmene de gerek yok. Beni çok önceden öldürdün. Seni söylememe gelince söylerim ya da söylemem. Buna Tanrı karar verir. Ertesi gün mahkumlar iş yerlerine götürülürlerken askerler adamlardan birinin çizmelerinden toprak boşalttığını gördüler. Bütün cezaevi arandı, tünel bulundu. Vali geldi. Geçidi kazanın kim olduğunu anlamak için bütün mahkumları sorguya çekti. Kimse bir şey söylemedi. Makar Semyonich'e ile vermediler. Ölümüne kamçılanacağını biliyorlardı. Sonunda vali, dürüst bir adam olarak tanıdı, Aksionov'a döndü, şöyle dedi. Sen dürüst bir ihtiyarsın. Bana Tanrı'nın önünde söyle, kim kazdı tüneli? Makar Semyonich Aksionov'a bir an bakıp gözlerini valiye çevirdi, ilgilenmiyormuş gibi durdu. Aksionov'un dudakları, elleri titredi. Uzun bir süre tek sözcük söyleyemedi. Düşündü. Hayatımı yıkan adamı niçin koruyayım? Bana çektirdiklerinin karşılığını ödesin. Ama söylersem onu kamçılayarak öldürürler. Ya ondan kuşkulanmakla bir hataya düştüysem? Üstelik bunun bana ne yararı olacak? Hadi ihtiyar, diye yineledi vali. Söyle bana gerçeği. Duvarın altını kim kazdı? Aksionov bir an Makar Semyonich'e bakıp, söyleyemem efendim, dedi. Tanrı istemiyor söylememi. Bana ne yaparsanız yapın. Elinizdeyim. Vali ne kadar uğraştıysa da Aksionov başka bir şey söylemedi. Sorun da öylece ortada kaldı. O gece Aksionov yatağında uzanıp tam uyuklamaya başladığı sırada birisi yavaşça yanına gelip kerevetin kenarına oturdu. Karanlıkta Makar'ı tanıdı. Daha ne istiyorsun benden? Diye sordu Aksionov. Niye geldin? Makar Semyonich susuyordu. Aksionov doğrulup ne istiyorsun dedi. Çekil git yoksa gardiyanı çağıracağım. Makar Semyonich Aksionov'un üzerine doğru eğilip fısıldadı. İvan Dimitrich bağışla beni. Niçin diye sordu Aksionov. Taciri öldüren, bıçağı senin eşyalarının arasına saklayan bendim. Seni de öldürecektim ama dışarıdan bir ayak sesi duyunca bıçağı çantana saklayıp pencereden kaçtım. Aksionov susuyor, ne söyleyeceğini bilemiyordu. Makar Semyonich kerevetin kenarından kaydı, yere diz çöktü. İvan Dimitrich dedi. Bağışla beni, Tanrı aşkına bağışla beni. Taciri öldürdüğümü itiraf edeceğim, seni bırakacaklar, evine gideceksin. Bunu söylemesi kolay, dedi Aksionov. 26 yıldır senin yüzünden acı çekiyorum. Şimdi nereye gidebilirim? Karım öldü. Çocuklarım beni unuttular. Gidecek hiçbir yerim yok. Makar Semyonich kafasını yere vurdu. İvan Dimitrich, bağışla beni. Diye bağırdı. Düğümlü iplerle kamçılanırken bile acım şu anda sana bakarkenki kadar dayanılmaz değildi. Gene de sen beni korudun, söylemedin. İsa aşkına, bağışla beni. Çok aşağılığım. Hıçkırmaya başladı. Onun hıçkırıklarını duyunca Aksionov da ağlamaya başladı. Tanrı bağışlasın seni, dedi. Belki de ben senden 100 kez daha kötüyümdür. Bu sözcüklerle yüreğinde bir ferahlama oldu. Evine kavuşma isteği de silinip gitti.
Artık cezaevinden kurtulmayı da istemiyordu. Tek umudu son saatinin gelmesiydi. Aksyonov'un söylediklerine karşın Makar Semyonic suçunu itiraf etti. Ama cezaevinden çıkarılması için emir geldiğinde Aksyonov artık ölmüştü.